Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Murat. Tamamda anlattığım hiçbir şey asla yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Benim fikirlerime dayalı olarak lütfen işlem açmayın. Ben hiç kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar Vester'i inceleyeceğim. Vester ne oluyor ne bitiyor ee, onlara bakacağız zaman hızlıca. Ee, fazla çizim yapmak istemiyorum arkadaşlar. Zaten e, çok fazla dinleyen yok. Onun için fazla uğraşmak istemiyorum. İki tane düz çizgiyle patır patır anlatayım. Hızlıca 5-10 dakika içinde bitsin. Şimdi arkadaşlar bakın Vestel e, burada gördüğünüz gibi bir formasyon yapmaya çalışıyor, bir çanak formasyonu yapmaya çalışıyor. E, hatta şöyle de gösterebilirim. Bakın şöyle de gösterirsem, şunu sileyim. Buradan şöyle gösterdiğim zaman arkadaşlar bakın bu bir e, çanak formasyonu tamamlamaya çalışıyor. Formasyon gereği hedefin yukarılara doğru çıkması lazım. Ama işte arkadaşlar bakın bu bölgede e, şöyle de göstermek gerekirse. Bu bölgede e, direnç bölgeleri var. Zaten gördüğünüz gibi kırmızı bölge bir direnç bölgesi. E, bu bölgenin üstüne kalmaya çalışıyor ama burada bir fake out falan filan sahte bir yükselişle alakalı olan bir şey değil arkadaşlar. Üzerinde yıllık da bir e, bakın yıllık yıllık bir satış bölgesi var. Şu an fitilden e, satış yediği yer bugün günlerden 30 30 Eylül 2022 arkadaşlar Cuma günü. Ee, şu an bulunduğu bölge arkadaşlar yıllık satış bölgesi. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Benim fikrime yer bir lütfen işlem açmayın arkadaşlar. Şu an bulunduğu bölge yıllık satış bölgesi. Şimdi arkadaşlar bakın daha önce de e, bu tepeden zaten e, direnç bölgesi olarak bu bölgenin çalıştığını görüyorsunuz burada. Şimdi ne olabilir ne bitebilir arkadaşlar hemen hızlıca onlara bakalım. Şimdi arkadaşlar zaten bu tepe geçemezse burayı yani buranın üzerine en az bir hafta kalması lazım. Yani en az 3 gün bir hafta banko kalması lazım. Niye kalması lazım? Şimdi çok basit arkadaşlar fake out denilen bir şey var. Her bir kripto paranın her bir hissenin balinası vardır. Ben bunları yani kimse yanlış anlamasın yatırım tavsiyesi değil tabii ki de. Fikir babını anlatıyorum. benim gördüğüm, ben kaç yıldır bu piyasada benim gördüğüm bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bakın üzerinde tutunuyor. Bakın üzerinde tutunuyor. Gördüğünüz gibi sarı trendin üzerinde tutunuyor. Şimdi bu ne demek? Bu bölgenin üstüne kaldıktan sonra yine tutunma, yani tutunduktan sonra yine trend devam edecek. Hatta hatta bakın arkadaşlar şimdi size şu şekilde bir çizim yaptığımda daha net anlayacaksınız. Trendin yukarı yönlü devam ettiğini. Trendin zaten mantık neydi her zaman şu şekildeydi. Trend kırılmadan arkadaşlar işlemden çıkılmaz. Trend kırılmadan işlemden çıkılmaz arkadaşlar. Hatta şuraya bir kanal bile çizsem, bakın hatta şuraya bir kanal bile çizsem, bakın kanal bile çizeyim. Burada bir kanalı var gördüğünüz gibi. Buradan kanalı kırarak bu bölgeden kanalı kırarak yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Ama işte arkadaşlar iş öyle değil. Ee, bulunduğu bölge çok 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 sağlam. Hatta hatta bakın e, bu bir çanak formasyonu gördüğünüz gibi çanak formasyonu yapmaya çalışıyor. Buradan reteste gelmiş. Bakın bu bölgeden reteste geliyor. Bakın burada reteste geliyor. Şu bölgede, şu, şu bölgede reteste geliyor. Onay oluyor. Onaydan sonra bekledikten sonra burada retestini yaptıktan sonra trend trendde yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Peki bu ne kadar bir süre sürmüş? Uzun bir kaç ay sürmüş arkadaşlar bakın. 1 Mart 2021'den geliyor buraya. Aylarca düşüyor. Kanal üzerinde tutunuyor. Bir retest yapıyor düzeltmesini. Bu bölgenin testini yapıyor, bu bölgenin testini yapıyor, tepe'nin, bu bölgenin testini yapıyor. Ondan sonra aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Hatta hatta öyle bile diye, demeyelim, şöyle diyelim arkadaşlar. Buradan Fibonacci ile ölçüm yaptığımızda gördüğünüz gibi Fibonacci'den satış yu ve 382 altından bunları kırarak yukarı yönlü hareketine başlıyor. Bir yutan mumlar yapmaya çalışıyor. Peki şimdi ne yapabilir arkadaşlar? Şimdi zaten şöyle hemen anlatayım kısaca. Bakın arkadaşlar burada bir e, yükselen üçgen formasyonu var. Bu formasyon gereği de tepenin kırılımıyla beraber zaten fiyat yukarı yönlü kırıldığı bölgeden hareket eder. E, eğer bu bölge kırılırsa zaten fiyatın ortalama geleceği bölgeden bir tanesi de e, 79-81 TL e, civarlarını gösteriyor. Zaten buradaki çanak formasyonun boyunda ölçtüğümüz zaman birebir aynı hedeflere gelmiş oluyor arkadaşlar. Peki bu bölgeyi kırabilir mi? Arkadaşlar bu bölge harbi söylüyorum okkalı bir yer. Yani ko çok kolay kolay kırılan bir bölge değil. Sonuçta retestini yapmış, onayını almış. Kırılmaz diye bir şey yok. Kırılabilir. Ama burası çok 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 sağlam bir satış bölgesi benim için bu anlattığım yatırım tavsiyesi değildir. Aylıkta arkadaşlar. Aylıkta yani aylık grafikte ve yıllık grafikte burası çok sağlam bir satış bölgesi oyunlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimse yanlış anlamaz. Şimdi arkadaşlar e, onun dışında 37.620. E, 37 620 37 lira 620 kuruş 37 lira 620 kuruş neresiymiş abi 37 lira 620 kuruş üzerinde kaldıktan sonra hatta hatta şurayı hemen 2 dakikada şöyle yapalım 37.62 diyelim. Evet buradaki gördüğünüz yeşil e, alan üzerine kaldıktan sonra fiyat yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir arkadaşlar. 37.620 620 üzerinde kaldıktan sonra fiyat yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. Tekrar yukarıyı zorlayabilir. şimdi buradan baktığımız zaman RSI Stokastik Makti'den bir bakalım. dan Stokastik'ten bir bakalım. RSI Stokastik bir de Makti'den bakalım. şöyle mi yapalım? öyle bakalım ve ee, ribbonlara bakalım hatta emalara ve ee, SMA'lara bakalım hatta bir de wave trend bakalım fazla uğraştırmadan ama hızlı hızlı bakacağız arkadaşlar bakın 4 saatlikte ne yapmış abi ama bakalım günlükte ne yapıyor e, günlükte hala tepeye gideceğim diyor bakın ama tepelerin bulunduğu bölge iyi bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi tepe'nin bulunduğu bölge ee, ve daha önceden bakın daha önceden ee, şöyle de büyütmek gerekirse daha net anlayın. Bakın. Şunun bulunduğu bölgeye iyi bakın arkadaşlar. Şu bölgeye iyi bakın. Şu bölgeye iyi bakın. Şu bölgede aşağı yönlü hareket tekrar geliyor. Bak burada şu bölgede tekrar yine e, hareketler göre Gördüğünüz gibi burada tepenin bulunduğu bölge aynı şekilde tepenin bulunduğu bölgeye ve ne, ne, ve ne diyor? Bir daha tepeyi deneyeceğim diyor ve tekrar bu bölgeye kadar günlük bantta tekrar ve wave trendin yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Şimdi MACD'ye baktığımızda MACD ne diyor abi bize hızlıca bakalım. Vakti ben gideceğim diyor abi. Ben beni tutma diyor. Ben gideceğim diyor. Ben gideceğim ben diyor. 3 günlükte evet manyak bir kafa kaldırmış. Hatta hava hatta burada resmen bir toba koymuş yani bak görüyor mu? Hop devam. Yapıştırmış yani. Sağlam gidiyor. Şu an çok güzel gözüküyor. Bir sıkıntı yok gözüküyor. Ee, ama dediğim gibi önü çok sağlam bir dirençlerde kapalı. Şimdi bakın bir de RSI'den bakalım. RSI'de baktığımızda bize ne söylüyor abi? RSI'ye bakalım hemen şuradan. RSI'lerine bakalım. Arkadaşlar bakın hızlıca hemen hızlıca yapacağım. Çünkü çok fazla dinleyen yok. Fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Herasay'dan 8 yaptık mı? Yapmadık mı? 8 yaptık mı? Şunu da kapat abi. Hemen bunu da kapatalım. Abi. Şimdi. Şimdi abi bakın. Haftalıktan baktığımda. Arkadaşlar bakın. Haftalıktan baktığımda. Artık Erasay'ın bu bölgelerin. Bu bölgelerin. Direnç bölgesi olduğunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Bakın, bu bölgeler. Artık bir fiyatın bir direnç noktası hani direnç noktası oluyormuş burada. Bakın gördüğünüz gibi direnç noktası. Şimdi bak ben bunu bu bir haftalık grafik. Şimdi bir de aylıktan bakalım. Aylık grafikte ee, baktığımızda evet bu bölgelerin ciddi anlamda direnç bölgesi olduğu gözüküyor. Şimdi ben bunu 4 saatlik grafiği açacağım. 4 saatlik grafikte ne yapıyor abi, abi bak burada bir red yemiş görüyor musun? Bak. Burada bir ret yemiş. Hemen şimdi grafiğe dönüyorum. Bak hemen şimdi grafiğe dönüyorum arkadaşım. Şuraya bakıyorum abi. Bakıyorum abicim şuradan hemen. Evet red yemiş mi? Evet yemiş. Bak görüyor musun? Piyasaya bak. Bak lap diyor burada red yemiş. Gelmişim. Şimdi ne yapıyor? Bak şimdi fiyat yukarı çıkıyor. Bak uyumsuzluğa bak arkadaşlar. Bak Piyasaya aşağı iniyor. Piyasaya aşağı iniyor. Fiyat yukarı çıkıyor. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl oluyor abi bu iş? Yani bu ne demek biliyor musun? Normalde fiyat aşağı iniyor demek. Bak normalde fiyat aşağıya iniyor. Şu an kaç paraymış? 38.960'mış değil mi? 38.960 arkadaşlar şu anki fiyatı. 38 TL 960 kuruş. 940 yani burası çok 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 sağ... arkadaşlar bakın çok sağlam. Yani yani vallahi diyorum bak yatırım tavsiyesi değil. Harbi diyorum çok sağlam bir direnç bölgesinden bahsediyoruz. Yani direnç de değil direkt satış yeri. Ya, direkt satış yeri. Benim için direkt mesaj satış yeri. Yatırım tavsiyesi değil ya. Kimse yanlış anlamasın bunu. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Benim için bu ben buraya geldim ben satarım abi. Satarım ben. Bak destek dirençten bahsetmiyorum. Satış yerinden bahsediyorum. Kimse yanlış anlamasın. Benim için burası satış yeri arkadaşım. Bak burası. 38, 880. Buraya geldim ben satarım abi. Ben satarım. Şimdi neyse. 4 saatlik grafikten baktığımızda bize ne söylüyor? Abi maktin hala yukarı yönlü hareketlerine devam ettiği gözüküyor. Stokastik'e baktığımızda Stokastik de aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerine devam ettiğini ve, ve, ve Wave Trend'in de aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerine devam ettiğini günlük bantta ise hala yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini gösteriyor. Bu güzel bir şey arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerin hala devam etmek istediği gözüküyor. Şimdi günlükte baktığımızda aynı şekilde bakın bu alanda da bir trendin kırıldığını buradaki trend bir trend bölgesinin kırıldığını yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görüyorsunuz ve hareketli ortalarında üzerinde. Bu da güzel bir şey. Bu da güzel bir şey. Ee, ama arkadaşlar dediğim gibi bu bölge çok e, ciddi şekilde satış bölgesi yani ayrı abi söylüyorum okkalı bir şey. Yani buradaki bölgenin üzerine kaldıktan sonra yani fiyatın daha önceki tepesinin gördüğünüz gibi kaçmış. Ee, 39 480 bölgesinin direnç olduğu zaten çok net bir ya. Bu direnç de işte abi yani çok basit yani çok basit. Direnç burada direnç. Ben ne zaman alırım bunu? Bu ne zaman alır abi mantıken? Burada üzerinde bir hafta görmem lazım abi bunu. Çıksın nereye gidiyor? Gitsin buraya mı gidiyor? Gitsin abi git buraya git. Gelsin reteste buraya gelsin. Heh, işte bundan sonra böyle devam. Kuruyanları kitleri ben alırım. işte o zaman alırım ben bunu. Veya ne yaparım abi? Ben burada trendimi çekerim bunu. Anladın mı? Burada trendimi çekerim. Beklerim abi trende düşsün. Beklerim ben bunu. Anladın mı? Beklerim. Beklerim arkadaşım, beklerim. Yani şu an dediğim gibi arkadaşlar şurası bir direnç bölgesi. Peki nereye kadar düşebilir? Nerede tutunabilir? Dediğim gibi arkadaşlar 37 600 ee, 37 600'lerin e, altına inmemesi gerekiyor arkadaşlar. 37 600'ün altına inmesin. 37 600'ün altına inmedikten sonra bir sıkıntı gözükmüyor. Eee de e, 30 38 300. Evet 38 300'lerde de şanda e, Fibonacci bölgemiz var. 38 300'ün bulunduğu bölgelerde de 38 300'ün bulunduğu bölgelerde de şurada da e, bir Fibonacci bölgemiz var. Bu da haftalıktaki arkadaşlar satış bölgenden bir tanesi e, bunu da kırmızı yapayım. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar buralar hep satış bölgeni. E, bir tanesini kırmış arkadaşlar 37 300'deki kırmış. Yani şu bölgedeki satış bölgesini kırmış 37 300'lerdeki satış bölgesini kırmış fiyat yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istiyor peki kıra arkadaşlar öndeki okkalı bir direnç yani okkalı bir satış yeri onu size söyleyeyim e, yatırım tavsiyesi değildir benim fikirime dayalı olarak işlem açmayın kanal bandından da baktığımızda arkadaşlar şimdi bir kanal yapısı olarak baktığımızda da hemen hızlıca bakacağım fazla vaktinizi almayacağım zaten pek fazla da yapan yok e, dinleyen yok uzun videoları sevmiyorsunuz ne <laughs> abi şunu hemen kaldırayım Bak abi şimdi ben yıllık grafikten açacağım şimdi. Arkadaşlar bakın yıllık grafikte açtım ve çizimleri kaldırdım. Tümünü gizle yaptığımda gördüğünüz gibi fiyat hala yukarı yönlü devam ediyor. Yıllık grafikte hala yukarı yönlü devam ediyor. Bakın gördüğünüz gibi bu bölgede daha önce zaten gördüğünüz gibi yıllıkta direnç olmuş. 39-240 yani bu bölgeye direnç olmuş. Şimdi aylık grafikte baktığımızda arkadaşlar bize ne gösteriyor? Aylık grafikte baktığımızda abi trendin hala yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini ve edeceğini de gösteriyor. Direnç bölgeleri, satış bölgeleri bir şekilde kırılır arkadaşlar. Bir şekilde kırılır. Yani buradan yükselsin ilk satış bölgesine düzeltme yapar. Yine dener düşer. Yine dener düşer. Ne zamana kadar? Bu trend kırılana kadar dener abi. Görüyorsunuz mu abi? Şuradaki trend çok basit yani şuradaki trend kırılana kadar bunu deneyecektir bu. Ha yani bu bu nedenle ne zaman işlemden çıkılır? Mantıken çok basit şekilde. Trend kırılmadan abi işlemden çıkılmaz. E ne var bu bir aylık grafik. Yani bu kadar aylarca beklenmez hoş. Yani düşün yani burada almışım malı. ben bu malı burada alıyorsun abi. Ne zaman almışım malı? Burası ne zamana denk geliyor? Şuradan baktığımızda 1 Mart 2021'de almışım. Buradan böyle kaç ay boyunca bekleyip de ha fiyatın bir daha yükselişini beklemek akıl işi değil. Ben şimdi burada ben bu <laughs> <laughs> ya yani burada bu kadar bekletmek Çıkar 50 tane hisseli ve burkaç yaparım. Neyse e, dediğim gibi arkadaşlar şu an çok pis direnç bölgesinde, okkalı bir direnç bölgesinde fiyatın e, eğer dediğim gibi 39 işte yani şu zaten fitil attığı bölgeler arkadaşlar fitil attığı 7 fitil red yediği bölge 38 820 39 820 üzerinde en az en az bir hafta kalırsa ben bunu alırım abi en az 3 günde bir hafta en az çünkü çok fazla fake out oluyor çok fazla sahte bir yükseliş oluyor. Yani zaten buradan sonra da gittikten sonra hedefleri çok net abi. Buradan ölçtüğün zaman bile çok net bir şekilde çanak formasyonu var abi. Buradan dediğimiz gibi zaten 81 TL'lere falan denk geliyor. Buradan da şunu hatta şöyle de bir ölçüm yapalım. Bu bölgenin kırılımıyla beraber fiyatın e, gördüğünüz gibi direktmen ne kadar çıkıyor. Yani 73 560 ilk hedeflerinden bir tanesi oluyor arkadaşlar. 73.560'mış şurası. Tam bu bölge 73.560'a denk geliyor. Bu bölgeler sonraki dirençlerinden bir tanesi olacak. Tabii ki dediğim gibi bu bölge ağır biliyor Çok 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 sağlam bir satış bölgesi olacak. Ee, onun arkadaşlar retes retest yaparsa aşağı yönlü e, takip etmemiz gereken fiyatlardan fiyatlar bu bölgeler yani bu bölgenin altına sarkmaması gerekiyor. 38 320 ile dediğim gibi 37 600 bu bölgenin altına sarkmaması gerekiyor fiyatın. Ya bu bölgenin altına sarkarsa ne olur abi? İşte bu bölgenin altına sarkarsa o zaman sorunlar iyice başlamayacak. Yani iyice başlayacak. Onu söyleyeyim yani yatırım tavsiyesi kesinlikle değil. Bilginiz olsun. Ayrıca arkadaşlar günlük banttan da bakınca bu, bu bir Fibonacci çemberin etrafını dolanıyor. Ee, yani ortalama yine de bu bölgelerde çok dikkatli olmak lazım. 38 800 yani 38 320 37 yani bu bölgeler çok çok sağlam e, direnç bölgesi olduğu için dikkat etmek lazım şuraya bir reteste inebilir fiyat arkadaşlar bakın bunu söyleyeyim yatırım tavsiyesi değil ama Belli de olmaz yani sonuçta dediğim gibi bir e, direnç bölgesinden bahsediyoruz bu bölgeden tekrar buranın retestini yaptıktan sonra buranın onayıyla beraber yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir bu anlattıklarım asla yatırım tavsiyesi değildir benim fikirlerime dayalı olarak lütfen işlem açmayın ben hiç kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum, vermiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Fazla uzatmadığımı düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Kanalı beğenip abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.